Evet, hoş geldiniz Selin Sohtarikoğlu, güzellik uzmanı, cilt bakımı ve epilasyon uygulamalarından bahsedeceksiniz bugün. Nerelerdesiniz? İstanbul'dan geldiniz. İstanbul'dan Hangi geldim. Hangi semttesiniz merak ettim. Bağcılar ve Bayrampaşa'dayım. Bağcılar ve Bayrampaşa, kanala yakın yani. Evet, yakınız. Selin, yaz aylarında cilt bakımının önemi nedir? Yaz aylarında havaların ısınmasıyla beraber ciltteki gözeneklerimiz daha fazla açılır. Vücudumuzdaki su kaybımız maalesef daha fazla artar ve cildimizde nemsizleşmeler başlar. Cildimizi yaz aylarında kış aylarına göre maalesef biraz daha fazla nemlendirmeye ihtiyaç duyarız. Daha çok nemlendirme sağlamalıyız gerekli, cildimize. Evet. Ve güneş koruyucumuzu kesinlikle cildimizden eksik etmemeliyiz. Yaz aylarında çünkü UV ışınlarından çok fazla cildimiz lekelenmeler oluşacağı için o yüzden güneş koruyucu kullanmadan, sürmeden kesinlikle dışarıya çıkmayın diyoruz. Evet, yaz aylarında cildi koruma yöntemlerinden biraz bahsedelim. Güneş koruyucu sürün diyorsunuz. Kaç faktör, yani normal çarşıya gidiyoruz, pazara gidiyoruz. Kaç faktör kullanmalıyız? 50 faktör kullanmamız gerekiyor. O kadar yani. Evet, yani özellikle tatile gittiysek, deniz kenarındaysak ilk gün 50 faktör muhakkak diyoruz. İkinci günden sonra 30 faktöre indirebiliriz güneş koruyucumuzu. Ama güneş koruyucu kullanmadan dışarıya çıkmayalım. Çünkü ciltte yazlar, sıcaklar gelmesiyle beraber ilk gösterecek cildimizdeki tepki epidermis dediğimiz, yani cildimizin en üst tabakası. Kalınlaşmaya başlar. Epidermisin kalınlaşmasıyla orta tabaka olan dermis incelmeye başlar. Epidermisin incelmesi demek cildimizdeki kılcal damarların daha çok yüzeye çıkması demektir. Cilt matsızlaşır, soluk bir görünüm alır. Onun için ciltte koyu lekeler oluşmaya başlar. Muhakkak nemlendiricimizi bol bol sürüyoruz. Nemlendiricimizin üzerine güneş koruyucumuzu sürüp o şekilde dışarıya çıkmayı tavsiye ediyoruz. Evet, vallahi ben şöyle bir şey yapıyorum. Bazen böyle hani küçücük bir kapatıcı sürersem onun içine güneş koruyucuyu sürüyorum. İkisini böyle yapıp birlikte sürüyorum yüzüme. Aslında kendi BB kremimi mi yapmış oluyorum öylelikle birazcık? BB krem yapmış oluyorsunuz biraz ama altına muhakkak bir nemlendirici kullanın. Ha, onun da altına kullanalım mı? Evet, fondötenizi sürmeden önce. Çok güzel. Şimdi cildimize evde nasıl bir bakım yapmalıyız? Neler yapmalıyız? Özellikle bu sıcaklarda dediğiniz gibi daha çok nem istiyor. Evet, ilk başta ilk öncelikle su. Olmazsa olmaz. Su tüketimini arttırmamız gerekiyor. Her gün muhakkak bir gündüz uyandığımızda cildimizi güzel bir temizlememiz gerekiyor. Ya bir temizleme jelimizle ya bir temizleme sütümüzle. Cildimizi temizledikten sonra muhakkak bir tonik. Eğer tonikimiz yoksa evde soda olabilir, maden suyu olabilir. Ya da gül suyumuz varsa gül suyu olabilir. Cilt yağlıysa gül suyun içerisine birkaç damla limon damlatabilir. Hem cildimizi, gözeneklerimizi sıkılaştırır. Bir dakika. Gül suyunun içine limon. Ben gül suyunu çok severim, sodayı çok severim. Ne güzel şeyler söylüyorsun ama limonu bilmiyordum. Gül suyunun içine bir iki damla limon. Evet, biraz limon. Eğer cildimiz yağlıysa, yani aknelenmeye müsaitse, cilt lekelenmeye müsaitse limon biliyorsunuz C vitamini, antioksidan özelliği vardır. Gözenekleri sıkılaştırır. Yağlı ciltte de nem oranını dengeler. Çok o yüzden teşekkür ederiz. Gül suyunun içerisinde limon muhakkak öneriyoruz yağlı ve ciltlerde. Ve hepimizin bulabileceği şeyler bunlar. Hepimizin evet evimizde olan şeyler. Çok iyi, çok iyi bilgiler. Peki yazın yapılması gereken mesela gittik cilt bakımı yaptırıyoruz. Ne yaptıralım yazın? Yaz bakımları neler olmalı? Yazın ne yaptırabiliriz? Son zamanlarda çok popüler olan hydrofacial, Amerikan cilt bakımı dediğimiz daha çok cihazlarla olan bakımları yaptırabiliriz. Eğer cildimizde lekeler varsa yaz aylarında çünkü dermapen, cilt soyma, kimyasal peeling, işte altın iğne gibi işlemler uygulayamayacağımız için, ciltte deformasyon oluşturamayacağımız için enzim peeling tercih edebiliriz gittiğimiz merkezlerde. Enzim peeling çünkü cilt rengini açar. Aynı zamanda lekeleri de hafifletir. O yüzden normal bir bakım yaptırırken ekstra bir bakım olmasını istiyorsak, eğer düğünümüz varsa, özel bir yere gideceksek ya da lekelerimiz varsa en azından yaz ayında bu şekilde geçiştirebiliriz. Evet. Ben size bir şey soracağım. Şuradaki oluşan lekeler için ne tavsiye edersiniz? Genelde lekeler için dediğim gibi yani yaz ayında sadece yapılabilecek bir enzim peelingtir renk açmada. Ama kış aylarında dermapen, altın iğne bunlardan destek alıyoruz. Çünkü çok güzel işlemlerde çok güzel sonuçlar verir. Kış aylarında bu lekeler daha mı çabuk gidiyor, daha mı iyi gidiyor? Şimdi yaz ayında eğer ki cilde deformasyon oluşturursak, cilt çünkü tahriş oluyor. Deformasyon oluşuyor ve kendini yenilemek için çaba sarf ediyor. Eğer bunu yaz ayında yaparsak cildimizi maalesef koruyamıyoruz. Güneşe hiçbir şekilde çıkmamamız gerekiyor.
tam tersi işlem yapmış oluyoruz aslında eğer yazın bu işlemleri uygularsak. Çünkü dışarıya çıktığımız zaman leke yok etmeye çalışırken aksine daha fazla lekelenmesine yol açıyoruz. Evet. Yani ters bir işlem oluyor. Güneş koruyucu bu anlamda da çok, çok önemli. Peki yazın epilasyon uygulaması nasıl yapılır? Bu da herkesin merak ettiği bir sorudur. Evet, genelde kış ayında yapılır diye hep insanlarda bir algı oluşmuştur. Epilasyon yazın yapılmaz diye. Aksine yaz aylarında epilasyon rahatlıkla yaptırabiliriz. Son zamanlarda çok herkesin bildiği bir buz lazer var. Çok rahatlıkla yaptırdığımız bir sistemdir. Dediğim gibi aynı şekilde güneş koruyucunu sürdükten sonra hiçbir sakıncası yoktur. 4 mevsim uygulanabilen cihazlar vardır. Rahatlıkla epilasyon uygulamamızı yaptırabiliriz. Eğer denize gittiniz, bronzlaştıysanız 2 hafta kadar bir zaman istiyoruz. Geldikten sonra bol kese öneriyoruz. Yani cildi açabildiğimiz kadar açmamız gerekiyor. Yani 1 ton bile yeterli bizim için. Ondan sonrasında epilasyon seanslarımıza aynı şekilde devam edebiliyoruz. Bir şey sormak istiyorum. Epilasyon işleminin vücuda herhangi bir zararı var mı? Epilasyon işlemin herhangi vücuda bir zararı yoktur. Çünkü epilasyon sadece kıl köküne inen bir ışındır. Asla deriye, alt tabakalara kesinlikle inmez. İnmeyeceği için de yani sadece hedefi kıl köküdür. O kadar derinliklere inmeyeceği için de herhangi vücudumuza hiçbir zararı yoktur. Kimlere epilasyon uygulaması yapılamaz? Kimlere yapılamaz? Eğer bir hormon bozukluğumuz varsa ve hormon tedavisi görmüyorsak muhakkak hormon tedavisiyle birlikte epilasyon yapmalarını öneriyoruz. Vücudumuzda metal, işte platin, vücudumuzda herhangi bir yerinde bir platin varsa epilasyon uygulaması olmaz. Emziren anneler için en az 6 ay kesinlikle önermiyoruz. Bir hamilelik durumu söz konusuysa epilasyon işlemi yapılmaz. Kanser hastalığımız varsa, kemoterapi gördüysek epilasyon işlemi yapılmaz. Evet, bunları zaten karşılıklı konuşarak da evet, başta geldiği zaman uyarıyoruz. Danışanımıza bunların hepsini soruyoruz. Evet. Ona göre işlem alıyoruz. Şimdi bunlar da çok farklı farklı oldu dediniz, buzlu dediniz. Kaç tane yöntem var? Son zamanlarda olan buz lazer var. Soğuk hava üflemeli cihaz var. Tek atış yöntemi var. Dediğim gibi çeşit çeşittir. Ama eğer ki yüz bölgesi yaptırmak istiyorsak yüz bölgesinde muhakkak buz lazeri tercih etmeliyiz. Aslında buz lazerin çok fazla bir özelliği olan tek şey amacı şudur. Cildi sakinleştirmektir. İşlem esnasında herhangi bir ağrı, acı hiçbir şey hissetmeden daha konforlu bir işlem sağlamasıdır. Yoksa hani daha çok kıl köküne iniyor, daha güzel sonuç veriyor değildir. Böyle bir yanlış algı maalesef var. Yani buz lazerse evet iyidir. Buz lazer sadece dediğim gibi bir cihazın üzerinde soğutma sistemidir, yöntemidir. İğneli evet. Epilasyon dediğimiz İğneli yöntemimiz epilasyon. Var. İğneli bu epilasyon. Bu mudur? İğneli epilasyon. Evet, iğneli epilasyonu çok tercih eden insanlar var fakat ben sadece beyazlarda öneriyorum. Çünkü siyah kılları zaten lazer epilasyon %80-90 oranında azalttığı için iğneli epilasyonu beyazları. Çünkü hiçbir lazer cihazı görmez. O yüzden beyaz kıllara yapılmayı tercih ediyorum. Ama yaz ayında kesinlikle iğneli epilasyondan uzak durmaları gerekiyor. Aynı şekilde çünkü ciltte lekeler oluşturacaktır. Evet. O yüzden kış ayını beklemelerini öneriyorum. Yaz ayında eğer iğneli epilasyon yaptırıyorsak ne yapacağım diyecek. Yani evet. Epilasyon yaptırıyorum. Ara vermem gerekiyor. En kötüsü makasla kısaltabilir. Kesinlikle bir çekme işlemi, ağda, cımbız bunları kullanmalarını tercih etmiyoruz, önermiyoruz. Evet. Sadece makasla kısaltarak bir 3 ayı atlatmalarını öneriyoruz. Evet. Epilasyon işlemi tamamlandıktan sonra kılların çıkması tekrarlar mı? Tekrarlayabilir. Sonuçta vücudumuzda hormonlarımız değiştiği bazı zamanlarımız oluyor. Bir hamilelik döneminden sonra mesela. Tekrardan evet ama nedir? İlk geldiğiniz gibi epilasyon görmeden önceki halinize dönmezsiniz. Çıkma oranı en fazla %20'dir. Azalır yani. %20'dir. Ya da bir hormon bozukluğuna yakalandıysak, ilaç kullanımı yaptıysak, bir Roaccutan gibi yani cilt tedavilerinde... Onları söylemiyoruz. Özür dilerim. İsim söylemeyelim. Tamam. Bir ilaç kullanımı yaptıysak onlarda da kesinlikle önermiyoruz. Tekrarlayabiliyor evet. Onlarda da. Yaz aylarında cilt sağlığımız için beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz? Yani en çok neye dikkat edelim ki cildimiz yaz aylarında bozulmasın? En önemlisi dediğim gibi gene söyleyeceğim su. Olmazsa olmazımız. Daha çok lif bakımından zengin içerikli yiyecekler, içecekler tercih edersek antioksidan içeren işte havuç suyu gibi. Meyve suları, yeşillik, salata, bol bol bunları tüketmelerini öneriyoruz. Evet. Peki şu demin başta konuşmuştuk, bu kalıcı fondöten uygulaması nedir diye sormak istiyorum. Pek çok kişi yaptırıyormuş bu ara bunu. Yani evet. Şeye gitmiş gibi mi oluyoruz, güneşte yanmış gibi mi oluyoruz bunu yapınca? Kalıcı fondöten uygulaması
Ben ilk defa bugün duydum. Hiç bilmiyordum böyle bir şey. Hani bu şeker pancarından yapılan falan böyle vücuda sıkılan şey değil bu, değil mi? Yok, hayır değil. Evet. Kalıcı fondöten uygulaması cilt için çeşitli vitaminler, mineraller, bitki özleri içeren bir serumla yapılan cilt bakım işlemidir aslında. Kesinlikle kalıcı makyaj uygulaması değildir. Onu özellikle söylemek istiyorum. Bunun altını çizin çünkü ben de çok merak ettim. Yani kalıcı makyaj değildir. Değildir, kesinlikle değildir. Aynı kategoride asla değildir kalıcı fondöten uygulaması. Kalıcı fondöten uygulaması dediğim gibi cildimizin ihtiyacı olan vitaminlerin, minerallerin, bitki sularının oluştuğu bir serumdur. Bu cilde uygulandığı zaman ciltteki kolajen üretimini arttırır. Kolajen ve elastin üretiminin artmasıyla birlikte cilt tonu eşitlenir. Oradaki cilt tonu eşitlenir, işte lekelerimizde azalmalar, kırışıklıklarımızda azalmalar olur. Cilt hücreler kendini onarmaya başlar, yenilemeye başlar. Oradaki içerisinde olan serumların, vitaminler sayesinde de cildimizdeki birçok kusurlardan yok olduğumuz için ciltte bir ışıltı, aydınlık verir. Aydınlık vermesiyle beraber de cilt bu sefer fondöten görüntüsü alır. Yani cildimizde sanki bir fondöten efekti varmış gibi cilt tamamen pürüzsüzleşir. Hani hem bir renk oluyor hem de ciltte bir pürüzsüzlük sağlıyor. Peki evet. Küçük iğneyle mi uygulanıyor? Üstten bir sürmeyle mi yapılıyor? İğneli bir yöntemdir ama mikro iğneler dediğimiz çok küçük bir iğnelerle yapılan mikro kanallar açarak cilde o serumların, vitaminlerin, minerallerin cilt altına ulaşmasını sağlıyoruz. Yani mezoterapi gibi mi? Mezoterapi gibidir. Daha çok zaten mezoterapi serumudur aslında. Dediğim gibi aslında cildimiz kendi rengine dönüyor. Yani orada kolajen, elastin üretimi arttığı için cilt hızla hücreler yeniliyor. Aslında içerisinde herhangi bir renk veren bir pigment falan yoktur. Kendi cilt rengimiz ortaya çıkar, cilt tonunu eşitler. O yüzden de cildimiz zaten pürüzsüz, fondöten varmış gibi gözüküyor. Yani, mantıklı anlattığınız şeyler. Evet, herhangi hiçbir zararı yoktur cildimize. Peki, diyelim ki böyle bir uygulamayı yaptırdık, denize gittik, yazlığa gittik, atıyorum... Ben düşünüyorum. Ay, ya bilmiyorum, merak ediyorum. Peki güneşle birleştiği zaman bir etkisi var mı? Yoksa güneşe çıkılmayan durumlarda mı? Şehirde kalıyorum, işime gidiyorum, işimden geliyorum. Orada mı daha iyi olur? Denize gidebilirsiniz, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cildinizde herhangi bir renk bozukluğuna yol açmaz. Çünkü UV ışınlarından önce o serumlar cilt altına yedirildiği için daha çok UV ışınlarından önce korur cildi. Peki bir şey söyleyeceğim. Üstüne yine güneş koruyucumuzu falan sürüyoruz. Güneş koruyucumuzu sürebiliriz üzerimize. Evet, peki kaç seans yapılıyor bu işlem? Genelde ve kalıcı mı? Kaç ay gidiyor? Genelde 3-4 seans öneriyoruz kalıcı fondöten uygulamasını. 10 gün aralıklarla yapıyoruz. Toplam bir ayda bütün işlemi tamamen bitirmiş oluyoruz. Evet. Peki nelere dikkat etmeli? Bir dikkat şeysi veriyor musunuz? Yani şuna dikkat edin, buna dikkat edin diyor musunuz bu uygulama olunca? İşlem yaptırdıktan sonra o gün zaten 24 saat boyunca yüzlerine kesinlikle su değdirmemelerini öneriyoruz. Çünkü o vitaminler, mineraller hala cilt altında çalışmaya, hücreler yenilemeye devam ediyor. 24 saat boyunca etkisini gösteriyor. 24 saat sonra sadece ılık suyla yüzümüzü yıkıyoruz. Onun dışında yapmamız gereken herhangi bir şey yok. Üzerine tekrar makyaj yapmak istiyorsak yapabiliyoruz. Fondötene zaten yani ilk seansta bile dahi, ilk seanstan sonra dahi bile ihtiyaç duymamaya başlıyorlar. O yüzden fondöten kullanmalarına genelde ihtiyaç olmuyor. Peki bir şey soracağım. Yüzünüze yaptınız diyelim ki bu uygulamayı. Hani dekolte, boyun, burayla bir renk farklılığı oluyor mu? Eğer ki boynumuzda lekelenmeler varsa, mesela çiller diyoruz işte yazın çok oluşur. Eğer onlar varsa... Tabii ki boynumuzdaki ile bir yüzümüzdeki cilt tonu aynı olmaz. Farklılıklar olur. Ama boyun bölgesine de uyguluyoruz. Eğer öyle bir problem dekolte varsa tabii ki uyguluyoruz. Güzel bir şey o zaman. Hı-hı. Yani vitamin olması için de güzel kılmış bunu. 4 seansta yapıyorsunuz. 4 seans. Sonra giderek açılıyor mu? Mesela kışa doğru geldik. Şimdi yaptınız. Eylül'de bu azalmaya başlar mı? Bir sene. Bir sene kalıcılığı vardır. Bir sene sonrasında artık o vitaminler, mineraller kendini zamanla yavaş yavaş dışarıya atmaya başlar. Ama bu da bir buçuk sene gibi bir zaman alır. İnsan yetişemiyor gerçekten. Hani ben en azından meraklıyım. Hani her şeyi yaptırmak şart değil. Merak ederim, araştırırım, bakarım. Ama bunu ilk defa duydum gerçekten. Evet, çok güzel bir işlemdir. Yani son zamanlarda hemen hemen herkes güzel bir şeyden uyguluyor. Bahsettiniz. Yani ilk seansta bile dahi dediğim gibi yani bir zaten
aşırı bir ışıltı, bir parlama olduğu için cilde tabii ki çok güzel bir ışıltı ve parlaklık veriyor cilde. Dediğim gibi ilk seansta dahi etkisini görüyorsunuz. Gözaltı mesela morluklarında çok kullandığımız bir yöntemdir. Gözaltı morluklarına ne yapıyor? Bunu da söyleyip bitirelim. Gözaltı morluklarının da aynı şekilde kapatıcı özelliği olduğu için hem oradaki yeni hücreleri yeniliyor hem o ışıltı parlaklıkla beraber gözaltı morluklarımız da aynı şekilde hafiflemiş oluyor görüntü olarak. Daha neler çıkacak ben bilmiyorum. Çok güzel bir şeyden bahsettiniz, bizi bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim.